Öğretmenlik için en güzel şehir Çankırı'dan merhaba. Bugün 26 Kasım 2021 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı'da yaşayan emekli sınıf öğretmeni Gülay Dumanlı elindeki kitapları Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'ne bağışladı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ata tohum üretme projesi kapsamında protokol imzaladı. Protokol kapsamında yöreye özgü ata tohumları kayıt altına alınarak çoğaltılacak. Çankırı Belediyesi'nin halk eğitimi işbirliğiyle folklor geleneğini nesilden nesile aktaracak yöresel halk oyunları kurs çalışmaları başladı. 10-14 yaş arası 16 kişiden oluşan Kızkına ekibi yöresel figürler ile tanıştı. Başkan Esen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda öğretmenleri ağırladı. Öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Esen, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bademlik Cami önünde kavşak çalışmaları tamamlandı. Yollar sıcak asfalt ile buluştu. Devlet Su İşleri Araç Köprüsü çevresindeki kavşak ve refüjlerin peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Çankırı'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlikler 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen farklı boyutlarıyla kadına yönelik şiddet konulu konferans ile devam etti. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Şiddetin olmadığı bir dünya diliyoruz. Esen kalın.